Bu ünitede fiyatların nasıl belirlendiğini, arz ve talep fonksiyonlarını kullanarak anlatacağız. İlk önce talep fonksiyonunu ele alacağız. Burada amacımız talebi belirleyen faktörleri açıklamaktır. Burada örnek olarak akıllı telefon piyasası için bir talep tablosu ve bu tabloya dayalı olarak çizilen bir talep eğrisi çizilmiştir. Örneğin akıllı telefon fiyatı 200 dolar iken 10 milyon akıllı telefon talep edilmekte. Akıllı telefon fiyatı 100 dolar iken 12 milyon akıllı telefon talep edilmektedir. Biz bir malın talep edilen miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi talep tablosu olarak veyahut da talep eğrisi olarak göstermekteyiz. Talep miktarı tüketicilerin belirli bir fiyat seviyesinde satın almak istedikleri miktardır. Örneğin fiyat 250 dolar iken talep edilen miktar 9 milyon akıllı telefondur. Talep eğrisi talep edilen malın miktarı ile fiyatı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir. Piyasa talebi ise bir mal ve hizmet için tüketicilerin taleplerinin toplamıdır. Biz talep eğrisini çizerken diğer faktörleri sabit tuttuk. İktisatta diğer faktörlerin sabit tutulması Latince kökenli olan ceteris paribus kelimesiyle ifade edilmektedir. Bunun anlamı diğer faktörlerin sabit tutulmasıdır. Bu varsayım altında şu gördüğünüz talep eğrisi çizilmiştir. Yani fiyat ve talep miktarı arasındaki ilişkiye bakarken talep miktarını etkileyen diğer faktörler, örneğin gelir veya başka malların fiyatlarını sabit tutarak biz bu eğriyi çizdik veya bu tabloyu oluşturduk. Dikkat ederseniz buradaki talep eğrisinin eğimi eksi eğimlidir, yani negatiftir. Bundan dolayı biz iktisatta talep kanunundan bahsediyoruz. Talep kanunu diğer faktörler sabit kalmak kaydı ile bir malın fiyatının düştüğünde o mal için talep edilen miktarın artacağını veyahut da fiyatı yükseldiğinde o mal için talep edilen miktarın azalacağını söyler. Diğer bir deyişle talep edilen miktar ile ürünün fiyatı arasında ters bir ilişki vardır. Bu sebeple de talep eğrisi burada görüldüğü gibi eksi eğimlidir. Bir malın fiyatı azaldığında tüketiciler iki sebepten dolayı o maldan daha fazla talep ederler. Birincisi, ürün diğer mallara kıyasla ucuzladığından tüketiciler diğer malların tüketimi azalırken ucuzlayan maldan daha fazla talep ederler. İktisatta bu etkiye biz ikame etkisi diyoruz. İkinci sebep de fiyat azalması tüketicilerin satın alma gücünü yükselttiğinden talep miktarı artıyor. Bu etkiye de gelir etkisi denir. Aşağıda ikame ve gelir etkisinin tanımları tekrar yazılmış. İkame etkisi tüketicilerin ucuzlayan maldan daha fazla alma ve göreceli olarak daha pahalı olan maldan ise daha az satın alma eğiliminde olmasıdır. Gelir etkisi ise mallardan biri daha ucuz olduğu için tüketicilerin reel satın alma güçlerinde artış hissederek daha fazla mal ve hizmet satın almak istemeleridir. Talep değişmesi. Malın fiyatı dışında başka faktörlerden dolayı talep artışını ve azalmasını ifade eder. Bu durumda talep eğrisi sağa veya sola hareket eder. Sağa kayarsa, burada D1'den D2'ye kaydığı gibi, buna biz talep artışı diyoruz. Sola kayarsa, D1'den D3'e olduğu gibi, biz buna talep azalması diyoruz. Talep eğrisi sağa veya sola kaydığı zaman, malın fiyatı değişmediği halde, örneğin burada P1'de kalıyor, değişmediği halde talep edilen miktar değişir. Q1'den Q2'ye veyahut da Q1'den Q3'e değişmesi gibi. Talep edilen miktar aslında her fiyat düzeyinde değişiyor. Talep eğrisinin sağa sola kayması durumunda. Ürün fiyatı dışında talebi etkileyen faktörler nelerdir? Bunları burada listeledik. Gelir, ilişkili ürünlerin fiyatları, zevkler, nüfus, beklenti fiyatları ve gelirleri gibi. Gelirle ilgili olarak gelir artışı eğer talebi arttırıyorsa o zaman söz konusu ürün normal mal olarak kabul edilmekte. Eğer azaltıyorsa da söz konusu ürün bayağı mal kabul edilmektedir. İlişkili ürünler de iki türlü olabilir. Bunlar ya ikame mallardır ya da tamamlayıcı mallardır. İkame mallarda mesela Coca-Cola ile Pepsi Cola gibi veya tamamlayıcı mallarda örneğin arabayla benzin gibi. Fiyat değişmelerinin bir başka ürün üzerindeki talep üzerinde etkisine bakılıyor. İkame mallarda
Fiyatlar artarsa artış ürün talebini arttırıyor. Mesela Coca-Cola'nın fiyatı artarsa Pepsi'ye olan talep artıyor gibi. Tamamlayıcı mallarda da fiyatlardaki artış ürün talebini azaltıyor. O mesela otomobil fiyatlarının yükseldiğini varsayalım. Bu durumda daha az otomobil satın alınacağından daha az benzin talep edilecektir. Biz iktisatta gelir artınca talebin sağa kaydığını, bazen de gelir artınca sola kaydığını söylemiştik az önce. Şimdi eğer talep sağa kayıyorsa, o zaman biz bu ürünler için normal ürün diyoruz. Örneğin giyim, pirzola, kiralık araç gibi. Eğer gelir artışı o ürüne olan talebi azaltıyorsa, örneğin hamburger veya otobüs seyahati gibi, biz bu ürünlere bayağı mal diyoruz veya adi mal diyoruz. Mesela diyelim ki hani öğrencilik yıllarında hoca olarak ben yemek ihtiyacımı hamburgerle giderdiğimi farz edelim. Ama şimdi hoca olduğum için gelirim arttı. Gelirim arttığından dolayı daha az hamburger yiyorum. Artık ben pirzola yemeye başlıyorum. Dolayısıyla hamburger benim için bayağı bir mal oldu. Pirzola ise normal bir mal oldu. Peki sizce akıllı telefonlar normal mi yoksa bayağı bir mal mıdır? Soruyu da şimdilik cevaplamadan burada bırakalım. Devam edelim. Şimdi ikame mallarla ilişkili olarak şöyle söylüyoruz. İkame mallar aynı amaçıyla kullanılan mallardır. Burada çeşitli örnekler verilmiş. Hamburgerle ilgili olarak Big Mac veyahut da Whopper örneğindeki gibi. Veyahut da otomobil piyasasından Ford marka ile Mercedes marka otomobiller gibi. Veyahut da hani içecek ihtiyacımızı karşılamak anlamında çay ve kahve gibi. Bunlar ikame mallar. Eğer ikame mallarda fiyat yükselirse Big Mac talebi üzerinde mesela etkisi olabilir. Ne demiştik mesela? Burada eğer Whopper'ın fiyatı yükselirse Big Mac talebi artar. Şurada gösterildiği gibi. Tamamlayıcı mallara da burada örnekler verdik. Bunlar beraber kullanılan veya tüketilen mallardır. Hamburgerle patates, rakı ile balık, otomobil ve benzin gibi örneklerimiz var. Örneğin hamburger fiyatı artarsa daha az hamburger yeneceği için yanında gelen patatesten de daha az yenileceğinden patates talebi azalır diyebilirsiniz. Burada otomobil fiyat yükselmesinin benzin talebine etkisi olarak da gösterilmiş otomobil örneğinden hareketle. Bunun dışında zevkler de talebi etkilemektedir. Tüketicilerin zevkleri değişirse daha fazla veya daha az ürün alabilirler. Bu sola veya sağa gidebilir. Örneğin tüketiciler sağlıklı beslenmeye önem vermeye başlarlarsa sağlığa zararlı ürün tüketimini azaltırlar. Mesela sağlıklı beslenmeye önem veren tüketiciler fast food talebini azaltıyorlar. Tabii nüfus da önemli bir faktör. Nüfusta meydana gelen artış da talebi yükseltebilir. Örneğin yaşlı nüfusun artması sağlık hizmetleri talebini yükseltir. Bir de beklentiler önemli. Bu beklentiler burada fiyat artış beklentisi veya fiyat azalış beklentisi. Tüketiciler hangi ürünleri ve ne zaman alacaklarına bu beklentilerine göre karar verirler. Gelecekteki ürünler bugünkü ürünlerin ikamesi olarak kabul edildiğinde eğer fiyat artış beklentisi varsa bugünkü talep yükselir bu şekilde gösterildiği gibi. Fiyat azalış beklentisi varsa bugünkü talep ise azalır. Örnek olarak eğer benzin fiyatlarının yarın yükseleceğini düşünüyorsanız benzini bugün alırsınız. Şimdi burada bir uyarı yapalım. Bu uyarı önemli. Bu hataya düşmeyelim. Bir ürünün fiyatı değişirse aynı talep eğrisi üzerinde hareket edilir. Örneğin A'dan B'ye hareket edildiği gibi. Bu durumda biz bu talep miktarında bir değişimdir diyoruz. Yani burada miktar kelimesini kullanmaya özen gösterelim. Eğer diğer faktörler değişirse, ne gibi diğer faktörler, gelir, ikame malların fiyatları gibi veya beklentiler gibi, bunlardan dolayı talep eğrisi sağa sola kayarsa burada sağa kayma gösterilmiş. Örneğin A'dan C'ye doğru. O zaman biz burada talepte değişim diyoruz. Bu gösterdiğimiz örnekte talep artmıştır. Burada talep miktarı artmıştır demiyoruz. Talep artmıştır diyoruz. Ona dikkat edelim. Talebi inceledikten sonra arza geldi sıra. Ama burada da amacımız arzı tanımlamak ve arzı belirleyen faktörleri açıklamaktır. Talepteki örneğe benzer bir şekilde şimdi de arz tablosu ve arz eğrisi burada gösteriliyor. Yine akıllı telefonlarla ilgili örneği devam ediyoruz burada. Fiyatlar aynı ama
Miktarlarımız taleptekinden farklı burada. Örneğin 200 dolarken arz edilen miktar 10 milyon akıllı telefon, 100 dolarken arz edilen miktar 8 milyon akıllı telefon. Şimdi arz tablosu da burada gösterildi. Burada da arz grafiği gösterildi. Bu ikisi de bir malın fiyatıyla satıcıların veya üreticilerin arz etmek istedikleri miktar arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Burada da dikkatimizi hemen çeken bir husus var. Bu ilişki nasıl bir ilişki? Pozitif bir ilişki. Çünkü malın fiyatı yükseldikçe piyasaya arz edilen akıllı telefon miktarlarında da artış gözlemlemekteyiz. Benzer şekilde arzla ilgili olarak da arz kanunu vardır. Arz kanunu da başka faktörler sabit kalmak kaydıyla bir malın fiyatı yükseldiğinde arz edilen miktarın artacağını ifade eder veyahut da düştüğünde arz edilen miktarın azalacağını ifade eder. Demek ki arzı etkileyen malın fiyatının dışında başka faktörler de söz konusu. İşte bu başka faktörler arz eğrisinde değişime sebep olurlar. Ürün fiyatı dışında başka faktörlerde meydana gelen değişimler arz eğrisinin sağa sola kaymasına sebep olur. Eğer arz eğrisi sağa kayarsa, burada gösterildiği gibi arz arttı denir. Eğer arz eğrisi sola kayarsa arz azaldı denir. Arz eğrisi sağa veya sola kayarsa ürün fiyatında hiçbir değişim olmadığı halde arz edilen miktar değişir. Örneğin P1'de hiçbir değişim olmadığı halde arz edilen miktar sola kayma durumunda Q1'den Q2'ye, sağa kayma durumunda Q1'den Q2'ye doğru değişiyor. Ya aslında arz edilen miktar her fiyat seviyesinde değişir. Arzı etkileyen faktörler de burada listelenmiş durumdadır. Ne gibi faktörler var burada? Girdi fiyatları, üretim teknolojisinde değişim, ilişkili malların fiyatları, arz eden firmaların sayısı ve beklenti fiyatları gibi. Şimdi bunları birazcık detaylandıralım. Girdi fiyatları ile ilgili olarak emek ve sermaye gibi girdiler mal ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılır. Örneğin akıllı telefon için girdilerinden bazılarına bakalım şimdi. Bilgisayar çipi, plastik veya metal kutusu, emek, montaj makineleri gibi girdiler söz konusu. Girdi fiyatlarındaki artış, karlılığı azaltacağından arzın azalmasına sebep olur. Şurada gösterildiği gibi. Arz azalıyor burada. Ama girdi fiyatlarındaki azalma, karlılığı azaltacağından arzın artmasına sebep olabilir. Burada gösterildiği gibi. Bir firmanın belirli bir miktardaki girdiler ile ürettiği miktardaki artma veya azalma, üretim teknolojisindeki değişmeler ile ortaya çıkar. Teknolojideki değişim firmaların üretim maliyetlerini azaltır veya çoğaltır. Örnek olarak yeni ve daha verimli bir buğday tohumunun buğday üretiminde bir artış sağlaması gibi, devletin tarımsal arazilerin kullanılması ile ilgili olarak kısıtlama getirmesi buğday üretiminde azalmaya sebep olabilir. Veyahut da iş yerinde verilen eğitim sonrası emek üretkenliğinin artışı üretim miktarını arttırır şu yukarıdaki gibi. Ortadakinin şekli ise şu aşağıdaki gibi. İlişkili mallar ve firma sayılarının etkileri. Birçok firma birden fazla mal veya hizmet sunabilir. Örneğin çiftçiler mısır veya soya fasulyesi ekebilirler tarlalarına. Eğer soya fasulyesinin fiyatı artarsa daha az mısır ekilir, mısır arzı azalır. Şurada gösterildiği gibi. Bir piyasadaki firmaların veya üreticilerin sayısı artarsa aynı fiyatlar düzeyinde arz artar. Şurada firmaların artışından kaynaklanan arz eğrisi gösterilmiştir. Bir firmanın piyasaya sunduğu ürünlerin gelecekte fiyatlarının artacağı beklentisi var ise şimdiki üretim miktarını gelecekte daha fazla arz etmek için firmalar azaltabilir. Burada gösterildiği gibi. Genellikle saklaması zor veya maliyetli, çürüme olasılığı yüksek ürünler için arz kısması yapmak mümkün değildir. Burada önemli bir hususa daha dikkat edelim. Bir ürünün fiyatı değişirse aynı arz eğrisi üzerinde bir noktadan diğer noktaya gidilir. Örneğin A'dan B'ye gidildiği gibi. Bu durumda biz arz edilen miktar arttı diye söylüyoruz. Ancak başka faktörler arzı sağa veya sola kaydırırsa, örneğin burada B'den C'ye kayma gibi, bu durumda da arz attı denir. Dikkatinizi çekmek istediğim husus, ikinci durumda miktar kelimesini kullanmıyoruz.
birinci durumda miktar kelimesini kullanıyoruz. Arz ve talep eğrilerini ayrı ayrı detaylı bir şekilde inceledik. Bir dahaki ünitemizde piyasa dengesine, yani arz ve talebin bir araya gelerek piyasa dengesini ve piyasadaki denge fiyatını ve denge miktarını nasıl oluşturduğunu inceleyeceğiz.